Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz, Erdoğan Amerika'ya resti çektiği, sizden almayız ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, Erdoğan İsveç'in yeni başbakanı bizimle görüşmek istemiş. Randevu verin gelsin dedim dedi. Kıymetli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16 satışı ile alakalı verdiği yeni mesajda, tabii bizim için tek çıkış yolu Amerika değil, gerektiğinde S-400'lerle olduğu gibi biz Amerika'nın dışında da alternatiflerle görüşüyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıymetli takipçilerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16'larla alakalı sorulan soruya da yanıt verdi. Malumunuz olduğu üzere F-16 ile ilgili çalışmalarımız geçen sene başlatıldı ve şu anda da bu süreç normal planlandığı şekilde devam ediyor. Amerikan Savunma Bakanı da Milli Savunma Bakanımızla görüşmelerimizde yönetim olarak, bakanlık olarak, askeri olarak bunu desteklediklerini ifade ediyor. Daha önce de Milli Savunma Bakanlığımız bu konuda 3'ü Türkiye'de, 1'i Amerika'da olmak üzere heyetler arası 4 toplantı yaptı. Prosedür devam ediyor. Bu Menendez gibi senatörlerin ifadeleri kendi şahsi görüşüdür, şahsi iddialarıdır. Herhangi bir şekilde kurumsal bir durumu yansıtmıyor. Ayrıca bunların Yunanistan'la olan münasebetleri de ayrı bir inceleme konusu. Niye bu kadar tarafgirler bu konuda? Yine geçtiğimiz günlerde NATO'daki savunma bakanları toplantısında Stoltenberg de bizzat bu konuya açıklık getirdi. F-16'ların Türkiye'ye verilmesinin sadece Türkiye için değil, NATO için de önemli bir hadise olduğunu dile getirdi. Amerika Türkiye'ye bu F-16'ları vermezse biz de S-400'lerde olduğu gibi alternatif ülkelerle görüşmeye başlarız dedi.